ilk olarak TİKA'nın donanım desteğinde bulunduğu huzurevini ziyaret ediyoruz. 2012 yılında TİKA tarafından yenilenen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan huzurevindeki yaşlıları gelin birlikte ziyaret edelim. Gagavuzya'da yaşayan ailelerin büyük bir kısmının çocukları iş bulma problemi ve maddi imkansızlıklardan dolayı yurt dışında çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan huzurevinde kalanlar da bu şekilde çalışmak için yurt dışına giden kişilerin anne ve babalarından oluşuyor. Çuva çotun altında mari kız, gül gül üzümcük. Çuva çotun altında mari kız, gül gül Burada barınanların daha insani şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için söz konusu huzurevine ait bakım, onarım ve tadilatla donanım işleri TİKA tarafından yapıldı. Eskiye oranla iki kat daha fazla yaşlıya hizmet vermeye başlayan huzurevinin adı Komrat Belediye Meclisi kararıyla Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi olarak değiştirilmiş. Teyzeciğim, seni yakından tanıyalım mı? Adın nedir? Adım? Hı-hı. Donka. Donka. Soyadın? Bodur. Bodur. Ne zamandan beri buradasın? Kaç yıl buradasın? 4. yıl buraya. 4 yıldan beri buradasın. Çocuklar var mı çocuk? Bir kızım var. O da Moskova'da evli. Orada her şey var. Adınız nedir? Familyanız nedir? Familya Balcı. Adım Nikolay. Nikolay amca, ne kadar zamandan beri burada yaşıyorsun? Burada var. Zeyde 10 yıldan. 10 yıldan beri buradasın? Zeyde. Çocuk var mı? Yok, kimseyim benim. Kimsen yok? Yok, ne kardeş ne kız kardeş. Kimseyim yok. Bak, ben bir yalnızcıyım. Ama buradaki huzur evine geldik. Çok arkadaşın var. Dostların var, ne kadar güzel. Var. Burada nasıl geçiyor günlerin? Bana anlatır mısın? Ben önce bir yıl buradayım. Ben beğeniyorum burasını. Burada pekişle, bakıyorla da. Biz de babamıza deriz, Vasili Vasilişe deriz, ona baba. Anne deriz, Avrika Nikolaevna, o bizim önce annemiz, hem de babamız. Onlar çalışır, yapma, hepsini öyle. Hani, doymak elimizin evde. Kaç çocuğun var? Bir. Bir kızım var. Nerede kızın? Onun var 3 çocuğu da, onun için Allah'ım verir beni oraya. Bana burada işle, ben beğeneyim burasını. Sağ olsun, hepsi insan. Türkiye'den yardım ettiler bize. Hem de bu TİKA neyse bu organizasyon. Hani geldi de yaptı burada güzel remont. Huzur evin içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Burası yemyeşil bir bahçeyi andırıyor efendim. Gördüğünüz gibi çiçeklerle donatılmış. Gelin içeri girelim, bakalım neler yapıyorlar. Müsait misiniz? Girebilir miyiz? Buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Neler yapıyorsunuz? İyi misin? İyiyiz. Burası senin odan mı? Benim odam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ay, burada fotoğraflar görüyoruz. Kim bunlar? Benim. Kim bunlar? Sultanım. Sultanımız. Allah'ım, ne kadar şeker biri bu böyle. Kim, torun mu? Benim torunum. Adı yani. Ne bunun? Sandra. Alexandra. Alexandra nerede yaşıyor? Kaç yaşında? Moskova'da. Burada da fotoğraflar görüyorum. Bunlar kim? Evet. Onlara da bakalım. Nerede? Bu benim oğlum. Şöyle tutalım. Hem torunum. Aa, oğlun. Oğlun var. Başka kızın var mıydı? Kızım var ama yok burada. Neyse, aa, kızının fotoğrafını koymamışsın ama yok. Oğlunu başucuna koymuşsun. O benim tatlı oğlum. Kızın da tabii ki, onun da yeri farklıdır eminim. Neler yapıyor çocukların? Özlüyor musun benim, onları? Evet. Çok 15 yıl yok, sen görmedim onu. Oğlunu 15 yıldan beri görmüyor musun? Gelmedi. Ben Moskova'ya gittim ama o gelemiyor buraya. Neden gelemiyor? Önce sana söyleyeyim, o konstruktör bende. Çalışır. Yanında askerler. Hı hı. 15 yıldan beri oğlunu görmüyorsun. Görmedim, evet. Özledin mi çok? Çok özledim.
Telefonlaşıyor musunuz? Telefonda konuşuyoruz bakalım. Neler anlatıyorsun oğluna? Çok iyi yerde yaşıyorum. Beni merak etme diyorsun. Neden? Çok iyi yerde yaşıyorum, beni merak etme diyorsun. Niye, burada çok iyi. Bana çok güzel bakıyorlar diyorsun değil mi? Evet. Benim yardımcım var. Evet. Lena. Bu yardımcım Lena var, bir yardımcım Zina. Onlar çok iyi bakıyorlar. Ay ne kadar şanslısınız siz böyle. Evet. Huzur Evi görevlilerinden Vera Hanım'la beraberiz. Burada neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Anladım burası. Ben çalışıyorum burada uzun var 2 yıl. Veriyorum yemeğlik insana kim yaşıyor burada. Ben şükür ediyorum Allah'a. Hani bu ev var da var yanda insan hani yok kim baksın onlar. Var yanda gelsin de bakılmış olsun bu zor vakitte. Zira bize zor, onlara daha da zor. Zor niçin? Dilani yok yemeğlik ama yok kim baksın. Yok sevgi, yok ne lazım ki adam insana. Hani canına olsun ilinlik. Burada onlar kabul ederler hepsini. Savaşırız diye onlara silah olsun. Niçin biz işleriz burada? Hani onlara silah olsun. Bakılmış olsunlar. Tok olsunlar, pak olsunlar. Şükür Allah'a hani var bu ev. Da biz çalışırız hani onlara da silah olsun. Zira biz de ihtiyarlayacağız da kim bilir bizimle ne olacak ileriye doğru. Türkiye insanı, Gagavuz insanı sevgide olsunlar. O zaman olacak anlaşmak, olacak yardım birbirine yapsınlar. Onu isterim benim bütün yürekle.